Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında PUBG Mobile'de kasma donma sorununun çözümünü göstereceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Royal Pass çekiş yapmıştık iki adet. Onun birinin kazananını şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Kazanan arkadaşımıza Royal Pass çekilişinden hediyesini teslim ettik. Bu videomuzda da yine iki kişiye çekiliş yapacağız ama bu sefer Royal Pass yapamıyoruz. Paralar suyunu çekti. UC çekiliş yapacağım arkadaşlar. İki kişi 325 UC çekeceğim. O da yarım Royal Pass bu. 50'ye kadar alabildiğiniz iki kişiye yarım Royal Pass çekilişi yapacağız arkadaşlar. Videoya çekilişe katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açtıktan sonra yorumlar kısmına ID'nizi bırakın ve videoya like atın arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçeyim arkadaşlar. Bakın böyle telefonunuzda bayağı bir nasıl size. grafiklere geldiğinde akıcı aşırı da 60 fps güzel bir şekilde oynayacaksınız. Size ayarları göstereceğim ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim ve ne yapmamanız gerektiklerini söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi fazlalık içerikleri sizin. Fazlalık içerik ne demek abi? Şimdi fazlalık içeriklerini nasıl siliyoruz onu soran arkadaşlarımız olacak. Şuraya geliyoruz. Bakın ben de çoğu şey inik. Belki sizde şunlar bile inik olabilir. Wow tamamen. Bak wow 500 MB indirmişim. Vov'a wow, ben bir kere girmedim. Sık kullanılmayan grafik kaynakları mesela. 10 GB 1.64'ünü indirmişim. Ben ilk yüklediğim sıra inmiş. Ondan sonra grafik paketi eski. 2 GB 4, 6 GB bakın mesela fazlan Ondan sonra metroel buluşma hiç girmedim. Ondan sonra bak Birçok şeye belki çoğuna girmemişimdir arkadaşlar. Fazladan telefonunuzda ne kadar yer kapladığına bakın. Toplam kullanılan 18 GB yer kullanıyorum. Fazladan hiçbir şey yapmadan yani 18 GB bunun 3-4 oyun desek yer kalanını boşa indirmişiz arkadaşlar. Şimdi onları siz eğer ki kullanmıyorsanız şuraya geliyorsunuz çöp kutusuna. Buradan silinmesi önerilen diyor. Bunu siliyorsunuz. Sık kullanılmayan grafik kaynakları silin. Ben evi kullanmıyorum. Ev ilave paketi silin. Wow. Onu silin. Grafik paketi eski. Silin. Grafik paketi klasik. Onu da silin arkadaşlar. Grafik paketi güncel. O ok kalsın. Yüksek kalite görseller. Bunu arkadaşlar isterseniz silebilirsiniz. Ultra SD sesler ve Ultra HD kaynak paketi. isterseniz silebilirsiniz. Bak HD simgeler falan var. Bunları silebilirsiniz arkadaşlar. Siz eğer ki kasmayı. Kasma donma gitsin diyorsanız grafik paketi güncel de silebilirsiniz. Metro Royal buluşma silin. Arena haritaları dursun onları oynuyoruz. Klasik haritalar dursun. Yarın sistemler ve etkinlikler onlar dursun. Önerilen kaynak paketi o dursun arkadaşlar. Önemli veri o saat ön duruyor. Buradan arkadaşlar seçilen 10 GB. Bakın 18 GB'dı 10 GB seçileni. Buradan sil diyoruz. Burada biraz bekletiyor bizi. Yükleniyor işareti geliyor. Şimdi birçok şey silecek arkadaşlar. Telefonda bakın toplam kullanılan 14 GB daha silecek bu. 8 GB'de düşecek arkadaşlar kullanılan alan. Bu da telefonunuzun hızlanmasının sebep olacak. Bundan sonra ikinci ayarlara şimdi. ikinci ayarlar bu şurayı temizledikten sonra ayarlar kısmından onları da ayarlayacağız. Bakın 18 GB'den 7.4'e düştü. Mesela şunu bir daha 0.1 MB'miş. Bunu silmemizin anlamı yok. Şurada indirilen varsa hala indirilmesi devam eden bunları durdurun siz gelip. Aynı bu şekilde olsun. Şimdi ikinci şey arkadaşlar. Buradan geliyoruz ayarlar. Ayarlardan grafikler ve sese geliyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun telefonunuz ister iPhone 15 ister iPhone 11 ister Samsung S24 ister Samsung S4 ne olursa olsun. Akıcı aşırı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de akıcı aşırı olmayan, olmuyor diyen kardeşlerim olacak arkadaşlar. Onda da bir uygulamayla zaten yapabildiğinizi hepiniz biliyorsunuz. Onu da göstereceğim yine. Düzgünleştirmeler var arkadaşlar. onları altta klasik veya renkli de kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sinematikli telefonunuzun donması. sinematik ve gerçekçi telefonunuzun donmasına sebep oluyor renkle kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ondan sonra gene üçüncüsü düz düzgünleştirme arkadaşlar genel ayarlara geldik. 15 madde halinde söyleyeceğim demiştim. Düzgünleştirmeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Bu bizim işimize yarayan bir şey değil. Güç tasarrufu. Cihaz çok sınır ve şarjı azalırsa grafik kalitesi düşer diyor. Güç tasarrufunu açmıyoruz arkadaşlar. Bu telefonumuzun yani nasıl diyeyim böyle FPS'i biraz daha sınırlamasına sebep oluyor. Tamamını kullandırmıyor telefonumuzun. O yüzden güç perf tasarrufunu arkadaşlar kapatıyoruz. Alttan o renk körü sizin gözünüzde olan bir şey kalmış. Parlaklığı arkadaşlar yüzden 95 almanız tavsiye ederim. Ekran parlamasın. Bu da bir tavsiyedir arkadaşlar. Hem de FPS'inize çok az da olsa katkısı olur. Bu söylediğim şeyler hepsi 1, 2, 3 FPS katkısı olan şeylerdir arkadaşlar. Telefonunuzun 30 FPS olduğunu düşünelim. 15 madde hepsi 1, 2 FPS destek verir. Ama sonuç olarak geldiğimizde 45, 50 FPS'lere 60 FPS'lere çıkar telefonunuz. Ondan sonra standart dışı ekranlar nasıl ekranınız öyle nasılsa onu da kullanın arkadaşlar. Grafikleri otomatik ayarla. Mesela çoğu arkadaşımda bu kapalıdır. Bende de kapalı mesela şu an. O yanını okursan sürekli kare dalgalanmaz. Yaşıyorsan ayarlar otomatik düşülür FPS'iniz otomatik olarak düşmüyor arkadaşlar. Kaliteyi otomatik olarak düşürüyor. Buradan bunu uygula diyorum. Grafiklere de bittiğine göre anlık bildirimler arkadaşlar. Anlık bildirimlere geliyoruz şuradan. Anlık bildirimlere geliyoruz arkadaşlar. Bu anlık bildirimler oyun içinde size arkadaşınız geldiğinde, arkadaşınız gittiğinde, davet geldiğinde bildirim gelir. Bunların hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Bunları da kapatıyoruz ki bildirim sistemini yani bir sivil arkada bir sistem çalışmasın size bildirim vermek için. Bunun da yine etkisi bir 2 FPS gibi bir şey olur. Dokunsal gelir bildirim. Eğer ki telefonunuzda varsa dokunsal gelir bildirim arkadaşlar. Bunu kapatıyorsunuz. Yüksek kaliteye almayın. Telefonunuzda 5-10 FPS düşürüyor bu gerçekten. Bunu açmayın arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Şimdi dokuzuncusu. Şimdi oyun içi ayarlardan geçtik. Biraz daha oyun dışı ve telefon ayarlarına geleceğiz arkadaşlar. Dokunsal geri bildirmeyi kapattık. Dokuzuncu olarak da şimdi size söyleyeceğim madde oyun dışından. Telefonunuz asla şarjdayken arkadaşlar oyun oynamayın. Şarjda oynarsanız ilk bir 10 dakika ya ilk maç size bir zarar olmayacaktır. Ama birinci maçtan sonra FPS'inizi düşürecektir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Ben telefonun dışından ayarlara, telefonun içindeki ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Telefonunuzda şimdi nasıl oynamanız gerektiğini size Wi-Fi'nizle, mobilerinizle mi? Bunlarla nasıl oynamanız gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Buradan geliyoruz yukarı. Yukarı geldikten sonra arkadaşlar geliyoruz burada. Bu şunu kapatıyoruz. Eğer ki Bluetooth'la bir işiniz yoksa Bluetooth kulaklık kullanmıyorsanız kullanmanızı da çok tavsiye etmem. Buradan arkadaşlar mobilerinizi kapatıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada AirDrop her şey kapalı. Eğer ki daha fazla nasıl kapatabilirim diye soruyorsanız uçak moduna alıp sadece Wi-Fi'de oynarsanız arkadaşlar telefonunu yani PUBG Mobile'i bu size bir FPS desteği olacaktır. Ondan sonra 11. maddemize geliyoruz. Telefonda kullanmadığımız uygulamalar. Hemen o uygulama ekranına geçiş yapayım. Mesela telefonda kullanmadığınız uygulamalar arkadaşlar. Telefonunuzda yer açmak için kullanmadığınız telefonun ana belliğini yer açmak için kullanmadığınız uygulamalar arkadaşlar kaldırabilirsiniz mesela kullanmadığınız birçok uygulama vardır arkadaşlar mesela onları kaldırın telefonunuzdan. Ondan sonra telefonunuzdaki boş video ya fotoğraflar bakın gelin arkadaşlar. Eğer belki fotoğrafınız çoksa birçoğunu kullanmıyorsunuzdur veya birçoğunu hiç görmemişsinizdir bakın. Geldiniz farz edelim. Böyle bir sürü fotoğrafınız var. Seçin arkadaşlar boş fotoğraflarınızı. Fotoğrafları silin arkadaşlar. Fazlalık fotoğraf veya videoları silmenizi tavsiye ederim. Buradan sildikten sonra son silinenlere gelin. Oradan da silin arkadaşlar. Geliyoruz son silinenlere. Son silinenlerden de buradan tümünü sil diyoruz arkadaşlar. Tümünü siliyoruz son silinenlerden de. Ondan sonra arka planda çalışan uygulamalar. Burada sizin bir bankaya girdiğiniz, YouTube'a girdiğiniz, Instagram'a girdiğiniz böyle başka uygulamaları kullandığınız yerler olabilir. Oyun oynarken onları kapatıyoruz. Sadece oyunumuz açık kalıyor. 14. arkadaşlar telefon için küçük bir fan alın bakın. O fanın fotoğraflarını da şuraya bir yere koyarım ben şimdi ekrana. Ekranda görmüşsünüzdür. Böyle bir fan alarak arkadaşlar destek olabilirsiniz. Telefonunuzun ısınmasını engelleyecektir. O da size FPS olarak dönüş yapacaktır. 15. olarak da arkadaşlar uygulamayı uygulamanın ismini eksilerseniz ekrana koyayım. uygulamadan zaten herkes 60 FPS yapmanı biliyordur o uygulamayı. Bilmeyen arkadaşım da yoktur PUBG Mobile oynayarak. Tool yazdığınızda çıkar zaten direktmen Google Play e veya App Store'a. Arkadaşlar uygulamayı ç ayarlarda bakın koymuşumdur zaten ekrana. Şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonrası çok kolay, basit bir şekilde oluyor. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim ayarları tek tek yapın arkadaşlar. FPS'inizde %100 yükselme olacaktır. En son dediğim uygulama ise zaten sadece şu FPS'ini yükseltmek için arıyor. Başka bir işe aramıyor arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.